Merhaba değerli arkadaşlar. Ben HİT Güvenlik Sistemleri'nden Mehmet. Bugünkü konumuz iade. İnternetten alışveriş yaptıktan sonra iade ile alakalı olacak. Fakat bu videonun diğer videolardan farkı satıcı gözünden iade etme noktasında olacak. Ben de internetten satan bir satıcı olduğum için çok da mağduriyet yaşıyoruz. Bununla alakalı bir video çalışması olacak. Yoksa bütün satıcıları üçkağıtçı dolandırıcı gibi gösterip böyle popüler YouTuberların işte şuradan kargo aldım, iade ettim, tarzım değilmiş falan filan gibi böyle lavuk lavuk şekilde ticareti böyle basite alan, karşındakini zarar ettiren bir üslup değil. Dediğim gibi baştan da konuyu toparlarsa tekrardan bir daha. Satıcının yani esnafın zarar etmemesi için üretmeyi bilmeyen toplumumuzun tüketme noktasında da zafiyete kapıldığı bu iade noktasını böyle bir parantezini açmak istiyorum. Son zamanlarda bütün internet siteleri ürünü almak, parasını onaylamak vesaire gibi şeyden daha çok İade kelimesi üzerine çok reklam yapmaya başladılar. İsim vermeyeyim, bir internet sitesinde reklamlarda, terör dönem reklamında işte kargo kuryesi kapıya kadar geliyor, açıyor, işte nesi var diye soruyor bir bayana. Bayan bir şey bulamıyor, söyleyecek kaşının üstünde gözü var diyor bak. İşte gözünün üstünde kaşı var. Yani bu kadar lakaytçı. Sonuçta site kendi malını satmıyor. Ahmet'in, Mehmet'in malını satıyor. Benim malımı satıyor. Benim üzerinden de komisyon alıyor. Hiç elini taşın altına koymadı. Tabii ki bir şeyler yapıyor. Dijital ortamda, Google ortamında, SEO olarak vesaire reklam olarak bir şeyler yapıyor. Bunu yapmak zorunda. Zaten yaptığı için ben ürünümü onun sitesine koyuyorum satılsın diye ve komisyonu ondan dolayı veriyorum. Fakat asıl konumuz iade olduğu için yani iadeyi ön plana çıkartıyor. Toplumumuzda ben bununla alakalı bir video çektim. Birçok yorum geldi. İade kötü bir şeydir. Haksız yere yapılan iade ayıptır. Hatta denir ki kardeşim çocuk oyuncağı mıydı? Neden aldın denir. Şimdi ben dükkanda oturuyorum. Bir müşteri gelir. Bir ürünü satarım 200 liraya mesela. 5 dakika sonra geri gelsin. Vazgeçtim diye. Adama dersin ki kardeşim çocuk oyuncağı mı ya? Niye aldın, niye satıyor? Niye veriyorsun geri? O adam bir şey söyleyemez. Ama internet ortamında bu yok. Ağlıyor, kullanıyor, paketini yırtıyor, parçalıyor, çiziyor, tutuyor, iade ediyor. Ne? Hakkım. Kardeşim hakkın ama sen bunu suistimal ediyorsun. Sen bunu suistimal ediyorsun. Resmen suistimal ediyorsun. Senin bunu iade etmeye hakkın olması, nasıl hakkın olması? Site pozisyonunda. Yani site buna izin veriyorsa ahlaki olarak seni temizler mi? Yani senin vicdanın rahat eder mi? Sen bir vatandaşın ürününü al. Şunu duydum. Cumartesi günü düğün var diye hafta içi ayakkabı satın alıyor. Cumartesi günü ayakkabıyı giyiyor. Pazartesi günü götürüp iade ediyor. Bunu anlatan bana kişi yapan kişi. Bak yapan kişi ve bu adam da benim internetten ürün sattığımı bilmiyor. Cuma günü diyor, cumartesi, perşembe günü diyor sipariş verdim ayakkabı diyor, geldi diyor. Cumartesi günü diyor düğünde giydim diyor. Pazartesi günü de diyor sıkıyor diyor, ayağımı sıkıyor diye diyor. Gönderdim diyor. Böyle bir terbiyesizlik var mı? Yani böyle nahoş bir kelimeden bahsediyoruz. İş internetten dönünce, hani internetten dönünce insanlar psikolojik olarak karşıda bir robot olduğunu falan zannediyor galiba. Mesela bir ürün aldığın zaman sanki bir tuş var. O tuş o ürünü imal ediyor. İnternet ortamında, Matrix gibi sanal bir ortamda ve bir gözle görülmeyen bir yaratık da bunu kargoya teslim ediyor. Geliyor. Ondan sonra paket. Sanki o ürünü çizip, kutusunu yırtıp,
üzerine bant çekerekten böyle aynı cenaze çöp gönderir gibi gönderirken, gönderdikten sonra sanki o tekrardan geldiği yere geri gidiyor ve hiç kimse kargo parası ödemiyor. Sanki site ödüyor kargo parasını. Satıcı kargo parası hem giderken ödüyor hem gelirken ödüyor. Bir de mal ölmüş, bitmiş. Başka bir müşteriye satılamaz olmuş. Sanki zannediyor ki bu oraya geri gittiğinde o X adrese sanki orada bir sistem var. O sistem o ürünü kutuya yerleştiriyor. Hemen onun plastiğinden, bakırından, teknolojiden yeniden sıfır bir ürün imal ediyor sanki. Öyle zannediyor. Kardeşim, sen bu ürünü aldın. Adam sana gönderirken ürünü kargo parası ödedi. Bak, kargo parası ödedi. Ürün sana geldi. Sen ürünün anasını ağlattın. Ürünü çizdin. Kutusunu yırttın. Parçaladın. Bozdun. Vesaire. Ondan sonra tuttun adama geri gönderdin. Gönderirken de kargo parasını gene bu adam ödedi. Oldu mu iki kargo parası? Üründe mahvoldu, bitti. Adama geri geldi. Şimdi bu adam bir ürünü ne yapacak? Kutusu yırtık, çizik ürünü kim alır? Şimdi o ürünü sana göndermiş olsaydı sen diyecektin ki bana kutusu yırtık ve çizik ikinci el ürün gönderildi. Halbuki o ürünü sen aldın işte, sen gönderdin. Senin gibi bir zavallı aldı gönderdi. Ne istediğini bilmeyen. O ürün ondan geldi. Ondan sonra çizik ürün. Ne olacak o ürün? Çöpe mi atılacak? Ne yapacak? Rakamları sen moruk söyleyeyim. 200 liralık ürün gitti mi? 10 liradan 20 lirada kargo parası satıcıya girdi mi? 240 lira zarar etti mi? Bir de tuttu Beyzade oraya ürün aldım. Beğenmedim falan filan diye bir yorum çaktı mı? Bir de böyle bir olay var. Bir de yorum verme hakkı var. Haksız yere yorum verenler var. Şimdi şöyle bir dükkan düşün. Cadde kenarında bir dükkan düşün. Caddenin kenarında bir beyaz, aynı bu lokantaların menüyü yazdığı gibi, ispirtolu kalemle menüyü yazdığı gibi bir beyaz levha olduğunu düşün. O levhaya geliyorsun ve diyorsun ki işte bu dükkandan ürün almayın. Sattıkları bütün ürünler bozuk yazıyorsun böyle. Ve o silinmiyor. Yani gerçek hayatta aynen böyle bir şey. Senin sanal kimliğine, sanal itibarına zarar vermek için gayri ahlaki, ahlaksızca yazı yazıyor. Diyor ki bu marka ürün şey aldım, bana iadede problem çıkarttılar mesela. Aynı şey. Ha bir dükkanın, gerçek cadde kenarındaki bir dükkanın tabelasına böyle elinle yazıyorsun. Dışarıdan gelen oraya girmeye çalışan görüyor. Ya da dijital platformda mağazanın profiline olumsuz yorum veriyorsun. İkisinin arasında zerre fark yok. Dolayısıyla konuyu toparlarsak. Bir insan bir ürün alabilir. Aldıktan sonra pişman olabilir. Bir ürünü beğenmeyebilir. Onda bir problem yok. İnsanlık hali. Ama ürün size nasıl geldiyse o şekilde satıcının sizde bir emaneti olduğunu düşünmeniz lazım. Ben şimdi sana bir şeyi emanet olarak veriyorsam bunu bana geri verene kadar onu koruyup, kollayıp, muhafaza etmek zorundasın. Ürün gel, ben açmadım, kardeşim açmış. Ya ben teslim almadım, bacanak teslim almış da belki o yapmış olabilir. Kardeşim, kimin teslim aldığı veya da kimin ne yaptığı satıcıyı ilgilendirmez. Maddenin son haline bakılır. Arabada vardır ya, kazası var, benden önceki yapmış. Ben aldığımda bir şey yoktu. Benden önceki yapmış. Kardeşim sen yapsan ne olur? O yapsan ne olur? Senin araban hasarlı. Kim yaparsa yapsın. Senden önceki yapması seni temizliyor mu? Araba sende. Maddenin son haline bakılır. Yani işin özeti şu. Bir ürünün satılabilirliğini bozmamak lazım. Eğer satılabilirliğini bozarsan o mal o esnafın elinde kalır. Kul hakkı denince sadece bir insanın cebinden parasını çalmak, işte borcunu ödememek vesaire değil. Kul hakkı dediğin zaman bunlar da devreye girer. Yani sen hiç tanımadığın bir insanı yarın bir gün o adamı arayıp bir akraban falan olsa arar bulursun. Belki bir helallaşırsın. Belki bir şey olur. Ama sen beni nereden bulacaksın? Sen Hit Elektronik'ten Mehmet Coşkun'u nereden bulup da şu ürünü mahvedip kutusunu parçalayıp anasını ağlattıktan sonra
sisteminde zafiyatlarından faydalanıp ürünü iade ettirip parayı aldıktan sonra şu ürünü mahvettikten sonra benim hakkımı beni nerede bulup da ödeyeceksin? Hadi bakayım. Soruyor. Nasıl ödeyeceksin? Hadi sen beni gel de bul hadi. Değerli arkadaşlar, esnaflık çok zor bir şeydir. Bakın, insanın her zaman iyisi ve kötüsü vardır. Ben kendime iyi diyemem. Başka birisi bana iyi diyebilir. Aynı şekilde başka birine benim kötü demem de onun kötü olduğu manasına gelmez. Habil ile Kabil'den bu tarafa iyiler vardır, kötüler vardır. İyiler iyidir, kötüler kötüdür. Sözlerimi kimse üstüne tersine almaz. Antipatik de gelmez. Ben doğrusunu söylüyorum. YouTuberların çektiği videolarda ürünleri iade etmek üzere yasal hakkım site bana vermiş. İade edebileyim. 15 gün iade hakkım var. Şöyle hakkım var, böyle hakkım var falan filan. Olabilir. Onlar maneviyatta insanı bağlamaz. Maneviyatta insanı bağlamaz. Resmi kanunlara göre bugün bakkaldan bir tane sakız dahi alsan fişini faturası da alman lazım. Kim gidip de bakkaldan sakızın fişini alıyor? Böyle bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla siteler kendi aralarında üst plana çıkmak için iadeyi ön plana getirebilir kardeşim. O hiç önemli değil. Önemli olan senin vicdanın rahat olacak. Şöyle yapabilirsin. Alırsın ürünü. Bebek gibi muhafaza edersin. Geldiği gibi. Adam bir kere kartona sardıysa sen iki kere kartona sarıp tertemiz bir şekilde gönderirsin. Gönderirken mesela kargo parasını da sen ödersin cebinden. Onun ya da sen ver. 200 lira ürün almışsın. Adam zaten gelirken kargo parasını ödemiş. Gönderirken de sen gönder. Bu adama ne diyebilirsin? Ya da bir telefon aç. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Böyle böyle. Ben sizden bir ürün almıştım. İsmim şu. İsmim şu. Yani bunu iade etsem olur mu? İşime yaramıyor. Yani karşındaki adam da eşek değilse affedersin. Kabul eder. Biz öyle diyoruz. Ama 100 puanda yani 100 ölçüde 95'i yani bu da Rus Ermeni tohumu değil yani sonuçta. Bu da bizim şeyimiz. İnsanımız. Bunlar da bizim insanlarımız. Problem. Aldığında problem. Verdiğinde problem. Ticaretinde problem. Yani İslamiyet ticaretteki sahabelerin düzgünlüğüyle hak yememeleriyle yayılmış. %90 İslamiyet ticaretten yayılmış. Kervan sistemiyle şuraya da buraya. Adam bir bakıyor dürüst. Sen niye böyle dürüst? İşte dinin bana böyle emrediyor. Hemen orada çıt kapıyor, dönüyor falan filan. E şimdi dön bak kardeşim. Allah'ın Çinlisi bizim Türkler daha dürüst ticaret yapıyor. Yalan mı yani? Bak pandemiden dolayı Çin'e gidemiyoruz. Yani İşte aşağı yukarı bir Mart'tan bu tarafa ne gidiyoruz ne geliyoruz. Hiç bağlantımız yok. Sipariş veriyoruz. Bir tane daha bir yanlış ürün gelmedi. Bir tane yanlış bir ürün gelmedi. Ve aksine yardımcı da oluyorlar. Bunu yapan Çinliler. 10 numara. Adam ticaretine dürüst. Ne istiyorsan malzeme onu gönderiyor. Eğer bu bizim Türkiye'de olmuş olsaydı. Atıyorum bir Rus telefon açsaydı. Bana 50 tane don diye. 50 tane çorap gönderirdi bizimkiler. Çünkü kardeşim mal Çin'den geliyor. Mal Çin'den geliyor. E Çin'den geldiği için dolayısıyla mecbursun. Gidemiyorsun da. Sipariş veriyorsun. Parasını gönderiyorsun. Mal geliyor. Yazdırıyorsun. Çizdiriyorsun. Onu şöyle bir komple toparlarsak. İade kötü bir şeydir. İade etmek için alınmaz. Eğer satıcı açıklamalarında, görselinde ürünü eksiksiz bir şekilde tanıttıysa ve gelen üründe hakikaten problemli değilse kardeşim iade etme. Etme. İnsancı olanı bu. Alma. Bugün sen alıcısın, yarın da satıcısın. Yani bu 2020 yılın sonlarına geldik. Artık bundan sonra internetten alışveriş
ticaretin %90'ına hakim olacak. Bir gün gelecek %100'üne kadar hakim olacak. İstemediğin bir ürünü alma. Aldığın bir ürünü de iade etme. Problemli kusurlu mu? O ayrı. Yani bozuk bir ürün gelmiş. Bunu sineye çekmeyeceksin tabii ki. Ama işte tarzım değilmiş. İşte eniştem beğenmedi. Amcam bana hediye etti. Bu fazlalık kaldı falan filan gibi böyle alakası şeylerle. İnsanların zamanını parasını çalmayın. Sonuçta senin bu yaptığın şey karşıdaki insana zarar olarak karşılıyor. Yani sen şimdi mesela şu ürünü benden satın almış. Bu ürünü benden satın almış. 10 lira kargo parası git. 10 lira da kargo parası gel. 20 lira. Kutuyu mutuyu da mahvetmiş. Ondan sonra ah 50 lira zarar. 50 lira parayı böyle yırttım. 50 lira parayı kim kime verir? Sen bana ne hakkım var benim 50 liramı çalmaya? Ürün çalışıyor. Problem yok. Keyfi. Tarzım değilmiş. Hadi bakalım. Yani sözün özü değerli arkadaşlar. Biz Türk milleti olarak kendi örf ve adetlerimiz var. Bunu da çocuklarımıza, eşimize, dostumuza bunu aşılamamız lazım. Çocuk oyuncağı değil denir. Yani bir şey alındığı zaman, bir söz verildiği zaman nasıl kıvrılmıyorsa, yani bir kelime konuşulduğu zaman arkasında durman gerekiyorsa, aynen bu da öyle. Sen orada kardeşim araştır, 50 kere araştır. Ben bunu alayım da iade ederim, şöyle yaparım, böyle yaparım diye düşünme. Al. Ondan sonra bitti. Bu artık senindir. Almaktan vazgeçtik. Bir şey mi oldu ya ondan sonra? Olabilir diyelim hadi. Bunu muhafaza et. Güzelce paketle. Karşındaki adama çöp gönderiyormuş gibi gönderin. Bunu adam aldıktan sonra böyle ağzına sokup yiyip ondan sonra tekrardan bir daha imal etmeyecek yani. Bu al çöp. Bunu kutusunda kim alır bunu? Ben eğer onu bu adama gönderseydim bu adam beni savcılığa verirdi. Bana ikinci el ürün göndermişti. Ama işte ürünün anasını alıp göndermiş. Konuyu toparlayalım diye arkadaşlar. Ne demiştim? İlk başta söylediğim gibi bu lavuk youtuberların ürün iade etmekle alakalı şöyle oldu böyle oldu falan filan. Şöyle yasal hakkımızı koruyalım işte şöyle yapalım böyle yapalım gibi bir şey değil. Bu satıcının gözünden iadenin nelere mal olduğunu satıcı zarar verdiğini anlatan bir video oldu. Ondan sonra teşekkür ederim bu şekilde.